Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى اسْتَعِذْ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا ورسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا فمولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Muhterem kardeşlerimiz, Mekke-i Mükerreme'de bulunduğumuz süre içerisinde ziyaret etmemiz icap eden mahallelerden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve Sıddık-ı Ekber'i hicret esnasında kendinde cuma, cumartesi ve pazar günleri 3 gün misafir eden Cebel-i Sevir, yani Sevir Mağarası. Bunu ziyaretten sonra Arafat'ta inşallah umrelerimizin vakfesini yapacak, orada dua edeceğiz. Arafat'tan sonra Müzdelife, Mina, Şeytan Taşlama mahallelerini araba içerisinde gösterip ziyaret ettikten sonra Cebel-i Nur'la ziyaretlerimiz tamamlanacak. Hazreti Allah yapacağımız ziyaretleri şimdiden kabul eylesin, Mevla tekrar nasip eylesin. Buralar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamlarıdır. Peygamberlerin ve hususiyle peygamberimizin ve peygamber varisi olan zatların birer kabirleri ama birçok makamları olurmuş. Efendimizin malum kabri şerifleri, kabri saadetleri Medine-i Münevvere'de hücre-i saadetlerinde. Bu dünyadayken uğradığı bu mahaller ise Efendimizin makamlarıdır. Biz bu makamları ziyaretle bu makamın sahibi olan Efendimiz'i ziyaret etmiş oluyoruz. Onu ziyaretle de onun şefaatine nail olacağımıza inanıyor ve ümit ediyoruz. Şu bir gerçek ki aziz kardeşlerim, içinizde belki daha önce gelenler vardır. Mutlaka var, biliyoruz arkadaşlarımızı. Fakat umrecilerimizden daha önce gelip de ben buraları ziyaret ettim, tekrar gitmeme hacet yok deyip otelde istirahat eden arkadaşlarımız oluyor. Yeminle söylüyorum, buralar hakkında kitap yazan büyükler her gelişlerinde gafileyle beraber geliyor, burada oturuyor, konuşulanları dinliyor, sonunda diyor ki her gelişimde ayrı bir zevk, ayrı bir haz, ayrı feyiz aldım, teşekkür ederim diyor. Bu gibi şeylerde belki bizim nasibimiz birincidedir. Belki onuncuda, belki yüzüncüde, belki birincide. Bin defa dinlemişizdir fakat nasibimizi almamışızdır. Bizim nasibimiz bin birincidedir. Bin birinciyi dinlerken ilk defa dinliyormuş gibi dinlersek o zaman çok feyiz alırız. 15-20 gün önce Gaziantep gafilesinden geldiler buraya, Gaziantep. Sohbetten sonra Arafat'a giderken hocaefendiler Sevir'e çıkacakları araba içerisinde yazıyorlar, tespit ediyorlar. 55-60 yaşlarında karı koca, özür dilerim, hanım biraz böyle efendim şişman, ayaklarından rahatsız, hanım kardeşimiz. Demişler ki biz de çıkacağız. Abla siz bu vaziyette çıkamazsınız. Ziyaret yaptınız, efendim kafi gelir bu. Yok hocaefendi, biz çıkacağız. Biz buraları görmeye geldik. Biz buraya yatmaya gelmedik. Efendimizin uğradığı her yere uğrayacağız biz. Abla, hoş güzel de çıkamazsınız demiş. Yazmamış onu. Medine-i Münevvere'ye giderlerken otelin önünde uğurlama yaptık. Dua ettim ben, halallaştırdım. Geldi hanım kardeşimiz beyiyle beraber. Hoca abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abla. Biraz da sesi gitmiş. Kulağımı verdim böyle.
söylediğim gibi söyledi. Sevir'deki sohbetten sonra Arafat'a giderken çıkacakları yazıyorlardı. Biz de çıkacağız dedik. Hoca Efendi bizi yazmadı Hoca abi. Arafat'ta sizin duanızdan sonra millet arabayı bilinceye kadar kapandım secdeye Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Ya Rab ben buraları yatmaya gelmedim, gezmeye gelmedim, görmeye geldim. Resulullah'ımızın uğradığı yerlere uğramaya, oraları görmeye geldim. Ne olur oralara çıkmayı, hem Cebel-i Sevir'e hem Cebel-i Nur'a çıkmayı bana nasip et. Dua ettim Hoca abi. Sonra efendim ısrarla ismimi yazdırdım çıkacakların içerisine. İşte beyim de burada. Beraber çıkacaklarla beraber gittik Cebel-i Sevir'in ağzına. Oturduk, arabadan indik, yürüdük. Dağın eteğine vardığımız zaman bir Fatiha, 11 İhlas okudum. Beyim de okudu, hediye ettik. Kalktık gözyaşlarıyla, birkaç adım yürüdüm, yürümedim. Bir zat geldi. O zat dedi de, efendim üstadımız, kızım hiç korkma. Elinde de baston, yeşil bir baston. Şu bastonu al, buna dayanarak çıkarsın. Çıkarsınız kızım, hiç merak etme. Dedi bastonu verdi, yanımızdan ayrıldı. Birkaç adım gittik, her taraf güllük gülistanlık oldu Hacı abi. Hatta basacağım yerlerde güller var, onlara basmamak için zorlandım adeta. Çıktık yukarıya, nasıl çıktığımı bilmiyorum. Ziyaretimizi yaptık, ineceğimiz zaman yine geldi. Merak etme, merak etme kızım, inersin dedi. 3-5 basamak indirdi, hadi Allah kolaylık versin dedi. Yine efendim ortalık güllük gülistanlık oldu, indik Hoca abi. Allah'a şükür görmek istedim, Cenab-ı Hak nasip etti. Ben göreceğimi gördüm, alacağımı aldım Hoca abi. Bunu anlatabilir miyim memlekete vardığım zaman? Belki anlatırsan kaybedebilirsin. İlla anlatman icap ediyorsa, bizim gruptan bir hanım böyle yapmış, böyle olmuş, böyle çıkmış diye anlatırsan daha hoş olur. Allah razı olsun, ben de onu öğrenmek için sana sordum. Hakkınızı helal edin deyip Medine Münevvere'ye ayrıldı. Aziz kardeşlerim, 1400 küsür sene önce bu mağarada Sıddık Ekber için, Efendimiz için ne tecelliyat vakı olduysa, bugün aynısı var. Eksiği yok, fazlası var. Şimdi insanın iki gözü var. Şu dünya gözüyle, şu ceset gözüyle bakarsak buralara, buranın yüksekliğini görürüz, siyahlığını görürüz, sertliğini görürüz. Ama basiret gözüyle bakarsak, burada cereyan eden hadiseleri, vakı olan esrarı görür, yapılması icap edeni anlar ve yaparız. Cenab-ı Hak bu mübarek yerlere basiret gözüyle bakıp da verilmek istenen mesajı algılayıp onun gereğini yapmayı nasip eylesin. Ve o hanım kardeşimiz gibi daha niceleri bak orada satış yapanlar var. Bizim çok uyanık hoca arkadaşlarımız var. Yine çıkmışlar demiş ki sen kaç seneden beri burada satış yapıyorsun Pakistanlı'ya? 10 sene oldu demiş. Sen 10 senedir buradasın ama çok iyi bir insan. Fırsatçılık yapmıyor. Burada su kaç liraysa orada da su orada. Sırtından taşıyor oraya. Gelen insanlar Resulullah'ın mağarasını ziyarete geliyorlar diye 2 liraysa 2 liraya veriyor. Yani 10 liraya verse, 10 riyale verse herkes alır. Öyle değil mi? Fırsatçılık yapmıyor. Diyor ki sen madem 10 senedir buradasın, enteresan şeyler gördün mü? Resulullah Efendimiz geliyor mu falan demiş. Gelmez olur mu? Senin grubun nerede? Geliyorlar. Haber verme imkanın varsa ver. Biraz önce Sıddık Ekber'le beraber geçtiler burada. Yanlarında bir zat daha vardı demiş. İçeride bekliyorlar. Eğer gelen grubuna haber verme imkanın varsa haber ver, fazla bekletme demiş. Bu kadar insan geliyor. Efendimizin bu kadar ümmeti geliyor. Resulullah Efendimiz, üstazımızın evlatları geliyor. Onlar boş bırakırlar mı? Üstazımız rica ediyor, onu kırmıyor. Belki efendim Resulullah Efendimiz de, efendim Süleyman Efendi, bak efendim, ümmetlerim geldi, evlatlarım geldi. Gel boş bırakmayalım diyor. Ya teklif ondan geliyor ya ondan geliyor. Beraberce çıkıp bekliyorlar.
daha saymakla bitiremeyeceğimiz nice hadiseler cereyan etti burada. Cenab-ı Hak algılamayı ve gereğini yapmayı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam dininin verilişinin ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin üzerinden 13 sene geçmesine rağmen Mekke müşriklerinin Efendimiz ve Müslümanlar üzerindeki amansız baskısı, işkence ve zulmü olanca şiddetiyle devam ediyordu. Öyle ki Darun Nedve'de Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan Mekke müşrikleri İslam'ın ve Müslümanların önüne nasıl geçerizin istişaresini, benim onun müzakeresini yapıyorlardı. Bir kısım müşrikler İslam'ın ve Müslümanların önüne Muhammed'i buradan efendim göndermek, ihraç etmek, sürgüne göndermek de geçeriz. Bir kısmı hapsetmek suretiyle geçeriz diyorlardı. Şeytan da katılmıştı Necid'li bir piri fani suretinde. Bu fikirler ne kötü fikir deyip beğenmiyordu. Dolayısıyla bunlar beğenilmedi. Ebu Cehil çok çin fikirli olduğundan o ortaya bir fikir attı. Dedi ki, İslam'ın ve Müslümanların önüne ancak Muhammed'i öldürmekle geçeriz diyordu. Hemen şeytan bu fikir ne güzel fikir diyordu. Bu karar ne güzel karar. Dolayısıyla Ebu Cehil'in kararı fikri benimsenip Efendimizin öldürülmesine, mübarek vücudunun ortadan kaldırılmasına karar verildi. Onların bu kararını okuduğum birinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak Cibril Emin vasıtasıyla Efendimiz'e haber verdi. Muharrem ayının başından itibaren Efendimiz Müslümanların Medine Münevvere'ye hicretlerine müsaade etti. Efendimiz aslında Taif'e gitmeyi düşünmüş ama Taiflerin yaptığı o zulümden sonra, birinci, ikinci akabe biatlarından sonra da Müslümanların, Medineli Müslümanların Efendimiz'i Medine'ye davetleri üzerine Taif'e gitmekten vazgeçip gözü gönlü Medine'ye yönelmiş. Müslümanlara müsaade etmiş, 3 kişi kalmış. Efendimiz, Sıddık Ekber Hazretleri Efendimiz. Sıddık Ekber gelerek, ya Resulallah müsaadeniz olursa ben de hicret etmek istiyorum deyince, sabret ya Ebu Bekir, belki Hazreti Allah sana bir hicret arkadaşı verir buyurmuş. Oradan kendisiyle beraber hicret edeceğini anlamış Sıddık Ekber, hemen iki tane deve almış. Siz de hicret etmeyi düşünüyor musunuz ya Resulallah? Ben de düşünüyorum ya Ebu Bekir. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Yesrib'e, yani Medine'ye. Ama bu hususta Rabbimin emrini bekliyorum, müsaadesini bekliyorum buyurmuş. Biraz hızlı geçelim. Efendimiz'e beklenilen müsaade gelmiş, Cibril Emin gelmiş. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak Medine Münevvere'ye hicretinize müsaade etti. Hatta giderken yanınıza Ebu Bekir'i alacaksınız buyurmuş. Yatağını Hazreti Ali Keremallahu Efendimiz yatırmış. Efendimizin hicret edeceğini fark eden Mekke müşrikleri geceli gündüzlü evinin etrafında nöbet tutmaya başlamışlar ki o nöbetçilerin içerisinde kabile reisleri dahi var. Ebu Cehil de var. Kim vurduya gidecek? Haşimoğulları kan davası güdemeyecekti. Perşembe günü kuşluk vaktinde Efendimiz Sure-i Yasin'in ilk 9 ayetini okuyor. Yerden kum alıyor, kapının önündeki nöbetçilerin üzerine saçarak aralarından çıkıp gidiyor. Sıddık Ekber'in evi şu Zemzem Tavur'un önündeki saat kulesinin olduğu yerdeymiş. Oraya geliyor, kapısını çalıyor. Kim o diye deyince içeriden Sıddık Ekber, ya Ebu Bekir, ev sahibi tarafından içeriye girilmeye destur var mıdır? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, kapıyı açıyor. Ya Ebu Bekir, Cenab-ı Hak'tan beklediğim emir ve müsaade geldi. Ben de Medine-i Münevvere hicret ediyorum, hatta beraber hicret ediyoruz. Deyince, ya Resulallah, ben de hem kendim için hem de sizin için birer deve hazırlamıştım. Alamam onu buyuruyor. Size hediye ediyorum. Şu anda hicret ediyoruz, hediyeyi de kabul edemem. Peygamberler kendilerine ait olmayan mallara binmezler. Bedelini ödemem lazım diyor, bedelini ödüyor. Ve öz be öz o Kasva isimli deve Efendimizin malı oluyor. Hayatının sonuna kadar bu mübarek hayvan Efendimiz'i taşıdı biliyorsunuz. Öğleden akşama kadar Sıddık Ekber'in evinde saklanan, gizlenen Efendimiz, akşamleyin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Sıddık Ekber'in evinden çıkıyorlar, buraya geliyorlar. Şu anda patika yollar var. Tabii haliyle efendim dağı tırmanıyorlar.
mağaranın ağzına geliyorlar ki burada iki tane mağara var. Bir ön tarafta, bir de arka tarafta. Asıl saklandıkları, gizlendikleri mağara arkadakidir. Yani bunu da karıştırmayalım. Mağaranın ağzına geliyorlar. Ya Resulallah, müsaade edin önce ben gireyim. Giriyor. Olabildiğince temizlik yapıyor Sıddık Ekber. Tabanda delikler var. Hırkasını çıkarıyor, oralara tıkıyor. Ama tam oturacakları yerde büyük bir delik. Oraya hırkası yetmeyince sağ ayağının topuğunu tıkıyor. Efendimiz'i içeriye davet ediyor. Fahri Kainat içeriye girince Cenab-ı Hak bir örümceğe emrediyor, ağ yapıyor. Bir bitki bitiriyor. Yabani bir çift güvercin gelip yuva yapıyor, yumurta yapıyor. Dişisi kuluçkaya yatıyor. Örümcek ağı örünce Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya Ankebut, örümceğin Arapçası. Ya Ankebut, sen ne yapıyorsun? Resulullah'ı ve onun hicret arkadaşını düşmanlarından korumak için mağaranın ağzını kapıyorum. Buraya ağ örüyorum. Cebrail aleyhisselam gülüyor. Diyor ki senin ördüğün bu ağdan ne olacak? Onun düşmanları buraya geldiklerinde ellerine bir çubuk alır, bir taş alır. Bu ağı yukarıdan aşağı indirirler, girerler içeri deyince. Ya Cibril, sen neden bahsediyorsun? Ben bu ağı Allah Resulü'nün aşkıyla ördüm. Sen dahi bozamazsın. İsterse dene diyor. Cebrail aleyhisselam kanatlarıyla bozmak istiyor, bozamıyor. O kadar sağlam yapılmış, aşk Resulullah'la örülmüş. O güvercinler de Efendimiz buradan hicret edince, Efendimiz'i çocukluğundan beri takip eden o bulut, Efendimiz'i nasıl takip edip hicret ettiyse, Mescid-i Gamame var biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de, orada beklerdi. O güvercinler de Efendimiz'in arkasından hicret ediyorlar. Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki o güvercinler, Cennetül Baki'deki güvercinler, bu güvercinlerin soyundan gelen güvercinlermiş. Dikkat ettiyseniz ne kadar böyle yem yedikleri halde hiçbir pislik yoktur. Kim bilir belki ruhanidir onlar. Bizim gözümüzde güvercin ama belki işte Resulullah'ı koruyan ruhaniler onlar. Efendimiz de Sıddık Ekber, efendim kaç gün kalacaklarını istişare ediyorlar. Efendimiz yorgun, aç, susuz. Ya Resulallah yorgunsunuz, uykusuzsunuz. Biraz istirahat etseniz diyor. Çok iyi olur ya Babekir. Sıddık Ekber'in dizlerine başını koyuyor, istirahate çekiliyor. Efendimiz tam uykuya vardığı zaman bir yılan Sıddık Ekber'in ayağını ısırıyor. Gayri ihtiyari acıyla ağlamaya başlıyor. Gözünden dökülen yaşlar Efendimizin yüzüne isabet edince gözlerini açıyor. Bakıyor ki arkadaşı ağlıyor. Ya Babekir ne ağlıyorsun? Mühim değil ama ya Resulallah, tabire bakın. Mühim değil ama ya Resulallah, ayağımı bir şey ısırdı da onu alıyorum diyor. Çek ayağını diyor. Çekince bir yılan, büyük bir yılan, Efa yılanı, Türkçe'de kobra dedikleri en zehirli yılan mağaranın içerisine süzülüp geliyor. Ve Allah'ın mahluku, arkadaşıma neye zarar verdin? Ayağını niye ısırdın? Özür dilerim ya Resulallah. Beni bağışlayın ey Allah'ın Resulü. Ben ta Musa aleyhisselam zamanından beri Musa aleyhisselamın kavmine sohbet edişine rastladım. Hep sizden bahsetti. Burada Mekke-i Mükerreme'de peygamber gönderileceğinizi, hicrete zorlanacağınızı, hicret esnasında bu mağarada kalacağınızı ümmetlerine anlatıyordu Musa aleyhisselam. Ondan sizin buraya uğrayacağınızı duyunca asırlardır aç susuz sizi bekliyorum. Beklediğim an geldi ama ya Resulallah, çıkacağım deliğe arkadaşınız ayağını tıkadı. İkaz etmeme rağmen çekmeyince ısırmak mecburiyetinde kaldım. Beni bağışlayın, şefaat edeceksiniz bana değil mi ya Resulallah diyormuş. Efendimiz mübarek tükrüğüyle efendim ısırılan yeri meshetmiş, o tükrük panzehir olmuş, şifa bulmuş. Efendimizin evinin önünden geçen birisi müşrikleri görünce siz boşuna nöbet tutuyorsunuz. Muhammed gideli çok oldu demiş. Nasıl olur, içeride yatıyor demişler. İsterse girin bakın. Girmişler. Yatağının üstündeki o yeşil örtüyü kaldırınca bakmışlar ki Hazreti Ali Efendimiz yatıyor. Ya Ali, Muhammed nerede bilmiyorum. Muhammed'i bulana 100 deve var demişler, haber salmışlar. Mekke-i Mükerreme'nin altı üstüne getirilmiş, bulunamamış. O günün en meşhur izcisini bularak, daha büyük vaatlerde bulunarak ona Efendimizin izine düşmüşler.